geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gülderen. Eyvallah. Evet yiğitlerim, 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar mühim malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok, mühim malı değil. Belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmesem inanmayacağım dedi. Hem filozofana bir safsatiyatı söyledi. O güzel insan arkadaşını neden dolayı uyarıyor Gülde'den? Vay maşallah. İki sebepten dolayı uyarıyor yiğidim. Birisi senin yaptığın bu hata ve zulümler düzenimizi bozuyor. Trafik kurallarına uyulmadığında bu hata karşıya da zarar verir, şahsı kalmaz. Kafirlerin dünyayı fesada vermesinden en çok müminler zarar görüyor. Diğeri Allah bazen umumi hataları umumi cezalarla cezalandırır. Bu cezada ehli iman da zarar görür. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir fitneden sakınınız ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Hepinizi içine alır. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir buyuruyor. Bitkilerden hayvanlara kadar, atomlardan gezegenlere kadar hepsi ahalidir. Memur da, asker de emir tahtında hareket ederler yiğidim. Emir alır, emrin dışına çıkmazlar. Emri aynen yerine getirirler. Mahlukat asker ve memurdur. Allah tarafından verilen görevi neyse o mahlukun onu bir fiil yerine getirmesi, emrin dışına çıkamaması, kendi iradesiyle yanlış işler yapamamasıdır. Bir tek insana imtihandan dolayı bu yetki tanınmış. Hayırda, şerde işleyebiliyor insan. İnsan dışında bütün mahlukat ne emir almışlarsa onu yapıyorlar. Kendi iradeleriyle tek bir iş görmezler. Çünkü o manada hepsi askerdir, memurdur. İnsana bakan hizmetleri vardır. İnsanlara fayda sağlarlar. Bir ağaç şu görevleri yapmakla beraber verdiği meyvelerle de insanlara faydalı olur. Rezzak ismine ayna olur. İnsanlara bakan ciheti sivil olarak istihdam olunma gibidir. İntizam şedittir cümlesini biraz daha açar mısınız Gülde'den? Hay maşallah, hay hay. Yüce Allah'ın iki kitabı ve iki farklı kanunu vardır yiğidim. Birincisi kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim ve onun hükümleridir. İkincisi irade sıfatından gelen kainat kitabı ve onun hükümleri fıtrat kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendine has hükümleri ve bu hükümleri çiğneyenlere karşı cezaları olduğu gibi kainat kitabının da hükümleri ve bu hükümleri çiğneyenlere karşı cezaları vardır. Kainattaki her bir kanun, bu ikinci kitap olan kainat kitabının bir hükmüdür. Kainat kitabının bir hükmü temizliktir. Her tarafıyla temiz olan şu alem, temizliği emreder. Eğer bu emre karşı dişlerimizi temiz tutmazsak, cezasını dişlerimizin çürümesiyle çekeriz. Şefkat kainat kitabının bir hükmüdür. Biz bu hükme karşı gelerek mahlukada şefkat göstermezsek, düşüp başımızı kırarsak şefkatsizliğimizin cezasını çekeriz. İktisat bu kainat kitabının bir hükmüdür. Bu alemde her şeyde iktisat vardır. Eğer israf edersek bu defa da fakirlik ile cezalandırılırız. Kainat kitabının bir hükmü intizamdır. Allah'ın varlığına en büyük delillerden biri de intizamdır. Şu kainatta sinek kanadından tutun, semavat kandillerine kadar, bir atomdan tutun denizlerin diplerine kadar öyle bir intizam var ki intizamı yaratan zatın varlığını güneş gibi gösteriyor. Bir memlekette iki padişah, bir ilde iki vali, bir köyde iki muhtar olmaz. Olursa karışıklık olur.
Bu alemde karşılık yoktur ve intizam vardır. O halde bu intizamın kurucusu olan Allah birdir. İşte gözümüz önündeki şu hassas intizam Allah'ın varlığını ve birliğini herkese gösterir. Padişahın telefonu ve memurları olması ne demektir Gül dedem? Hay maşallah. Padişahın telefon ve memurları amellerimizi kaydeden kiramen katipleri var ya. Yani bunlar sağımızda ve sol omuzumuzda iki memur olup işimizi ve amelimizi kaydediyorlar. Allah bu dünyayı imtihan meydanı yarattığı için asi ve zalimlere mühlet veriyor. Dünyada onlara bu mühleti vermesi imtihandan dolayıdır. Milli mali ile vakıf malı arasındaki fark şudur. O da geçti burada. Milli malı devlete ait olan mallardır. Devlete ait mallar ya arazidir veya dükkandır. Şahıslara kiraya verilmiş olabilir. Şahıslar devletin malından istifade ederler. Bunun karşılığında da ücret öderler. Yani milli malında bir ücret vardır. Vakıf malı ise bir hayır sahibi bir yeri vakfeder, bir bahçeyi vakfeder. Der ki bu bahçenin meyvelerinden herkes yiyebilir. Adam kestane yiyecek, koymuyorlar o bahçeye. Demiş beni bir dakika padişah yapsalar var ya, gör sen o zaman. Padişah duyuyor bunu, diyor ki ya belki bu adam akıllı bir adamdır. Bir dakika padişah ederim, bakarım ne diyecek. Bir dakika padişahsın demiş. Adam bağırmış. Bursa'nın kestanelikleri vakıf. Yani herkes yiyebilir. Dünya hakikaten öyle. Bir dakika gibi. Ömrümüzün tümü Allah fırsat veriyor. Bu kısa ömürde ebedi hayat kazanılıyor. Dünya hakikaten öyle yiğitlerim. Bir dakika gibi dünya hayatı. Ömrümüzün tümü bir dakika gibi. Allah fırsat veriyor. Bu kısa ömürde ebedi hayat kazanılıyor. 60 seneden ebediyet çıkıyor. Bir çekirdekten, ağacın çıkmasından daha muazzam bir iştir. Allah çekirdekten koca bir ağaç çıkarıyor. Bir ağaç çekirdeğin kaç katıdır? Diyelim 1 milyar olsun. Hadi 10 milyar olsun. Anlaşıldı mı? 1 milyar olsun, 10 milyar olsun. Bu ona benzemiyor. 60 yıldan ebediyet çıkıyor. 60 sene ömür bunun uykusunu çıkar, çocukluk devresini çıkar, efendim diğer dünyevi işlere çalıştığımız zamanları çıkar, ahirete kalıyor günde bir saat. O çekirdekten Allah ebedi cenneti çıkarıyor. Allah muhafaza tersi de olabilir. İşte o ikinci arkadaş dünya nimetlerinden şükürsüz, ibadetsiz, tefekkürsüz faydalanırken sanki vakıf malıymış gibi, o malların hesabı sorulmayacakmış gibi istediğini yiyebilir, içebilir, minnetsiz alabilir gibi anlıyor. Diğer arkadaş onu ikaz ediyor. Bu vakıf malı değil, milli malıdır. Bütün mülk Allah'ındır. Bunlar emanettir. İmtihan sırrına binaen serbest bırakıldık. Bunların hesabını bir gün veririz manasında ikaz ediyor arkadaşım. Belki o ücret şükür oluyor. Elhamdülillah demekle borcumuzu ödüyoruz. Şükretmeden, ibadet etmeden her türlü faydalanırız demek de nimetleri vakıf malı telakki etmektir. Böyle bir benzetme yapılmış. Şükrederek yemek, ücret o. Ücretin ne olduğunu da Bediüzzaman Hazretleri birinci sözde üç maddede sayıyor hatırlarsanız. Biri zikir, biri fikir, biri şükür. Demek ki bu nimet kuru, şuursuz, merhametsiz, bir ağaçtan çıkmaz, bu ağaç bir tablacıdır, bu bana Allah'ın bir ihsanıdır diye yersek tefekkür etmiş oluruz. Gözümle görmesem inanmayacağım diyen bir insana ne demeliyiz Gül dede? Gözümüzün görmediği şeyler gördüğümüz şeylerden daha çoktur. Ruhumuzu göremiyoruz. Gözümüzün nasıl gördüğünü göremiyoruz. Kulağımızın nasıl işittiğini göremiyoruz. Dilimizin nasıl tattığını göremiyoruz. İçimizdeki faaliyetleri göremiyoruz. Kainatta çok şey var ki insan gözü göremiyor. Ama aklı görüyor. Her şeye münasip gözü Allah bize vermiş. Kokuların gözü farklıdır. İnsanda burun var. Kokuları görmek için onu kullanırız değil mi? Şu maddi gözü kullansak o zaman kokuları göremeyiz. Sesleri görmek için farklı bir göz kullanırız. Seslerin gözü nedir? Kulaktır. Tatları görmek için farklı bir gözü kullanırız. Tatların gözü dildir. Üstad Hazretleri buyuruyor ki,
Göz masnu görür fakat akıl sani görür. Mesela Selimiye Camii'ni gözümüz gördükten sonra bunun mimarı kimdir diye sorarız. Bu sanat eserini gören gözdür. Ustasını da akıl gözüyle görürüz. Evet, gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lana illa ma alemtene inneke entel alimun hakim. Ve ahiru davarumeni hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve as-salavat.